hatun siba we bixir bi keda we o keda me bibingeha avakirina adaleti bibingeha pekanina vijdan ya civaki iroho de civina çapememin yameda deheb peyamin gel ki bi kadru kıymet heyi yek peyam jihev soroka HDP brez figen yüksek dağ neha peyam avi ve parlamentera me dirayet dilan Taşdemir bu ara parve bükü. Aşkı bir gün sevgili arkadaşlar, değerli halkımız, Kandıra F tipinde tüm seçilmişler, siyasetçiler olarak başlattığımız vicdan ve adalet hareketini selamlıyoruz. Toplumsal vicdanın ve adaletin ayaklar altına alındığı bu zulüm düzeninde toplumsal değerler uğruna mücadele görevi bizlerin omuzlarındadır. AKP saray devletinde darbe ve tek adam rejimiyle bütün hak ve özgürlükler alanlarını gasp etme saldırısı, direniş nöbetleriyle durmadan yürüyen halkların ve haklıların eylemi püskürtülebilir. Biz içeride, siz dışarıda zulme ve darbeye karşı bu onur direnişini kararlılıkla sürdüreceğiz. Milyonların siyasi iradesine saldıranlar ve onu esir alabileceğini sananlar bir kez daha akamete uğrayacaktır. Adaletten, vicdandan ve siyasi ahlaktan yoksun, siyasetin sonu direnişimizin sürekliliği getirecek. Mücadelede geri çekilmeyenler, durmayanlar faşizmi durduracak. Ahmet'te parlamento grubumuzun başlattığı direniş nöbeti mutlaka kazanacağımız mücadelemizde yeni bir işaret fişeğidir. Onur, adalet, vicdan çağrısıdır. Kentleri ve parkları ablukaya alarak çağrıyı boğmaya çalışanlara cevabı tarihsel haklılığımız ve halklarımız verecektir. Direniş nöbetinin çağrısını her yerde ses olup haykırarak, mahallelerde, sokaklarda, parklarda, meydanlarda halkın çağrısına dönüştürerek sahiplenmek bugünün asil demokratik görevidir. Halkımızın kendi iradesi ve tarihsel varlık hakkına sahip çıkarak seçilmiş temsilcileri etrafında kenetlenerek dayatılan esaret ve ablukaya en güçlü cevabı vereceğine inanıyorum. Bugün bir kez daha demokratik gücümüze, programımıza ve haklılığımıza güvenerek adalet, özgürlük ve vicdan ortak paydasında buluşmanın ve direnenlerin güç birliğini yükseltmenin zamanıdır. Bu inançla başta kadınlar olmak üzere adil ve özgür bir yaşam isteyen tüm halklarımızı, demokratik kurumları direniş nöbetiyle adalet ve vicdan hareketini sahiplenmeye çağırıyorum. Değerli meclis grubumuzu, vekil arkadaşlarımı, Ahmet İl örgütümüz ve demokratik kamuoyunu, engellere boyun eğmeyen nöbete destek veren halkımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Figen Yüksekdağ, Kandıra F tipi cezaevi. Bizler de bu onurlu mesajı bize ulaştıran eş genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve adalet ve vicdan nöbetinde olan vekil arkadaşlarım ve burada olan kadınlar adına bizler de direnen, cezaevinde rehin tutulan tüm tutsakları ve kadınları selamlıyoruz. Şimdi de yüksek müsaadenizle eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın mesajını vicdan nöbetine ve vicdan nöbeti aracılığıyla tüm Türkiye halklarına göndermiş olduğu mesajı paylaşıyorum. Vicdan ve adalet nöbetindeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinizi içtenlikle kutluyorum. Anlamlı ve önemli bir duruş olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Halkımızın da her yerde bu nöbeti sahiplenmesi gerekiyor. Sadece Diyarbakır halkının değil, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin başta olmak üzere tüm halkımızın zulme karşı direniş ortaya koyan bu nöbette güçlü bir dayanışma ortaya koyması faşizmin geriletilmesi açısından belirleyici olacaktır. Bu vesileyle içeride ve dışarıda direnen bütün arkadaşlarıma ve halkımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız şiarımı bir kez daha paylaşmak istiyorum. En derin saygılarımla Selahattin Demirtaş, Edirne F tipi cezaevi. Bir kez daha buradan eş genel başkanlarımıza, eş genel başkanlarımız şahsında milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve legal demokratik siyasetin emekçisi, aktörü, aktivisti olan ve zindanda tutulan bütün arkadaşlarımıza en derin sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
Onların duruşu da özü itibariyle bir vicdan ve adalet duruşuydu. Onların talebi de bir boyutuyla eşitlik, özgürlük, bir arada onurlu ve eşitçe yaşamanın, onurlu bir barışın inşasının çabasıydı. İşte bu çabalardan dolayı bugün özgürlüklerinden yoksun bırakılmışlar. Değerli kardeşlerim, adalet nöbetimizin bugününü yüksek müsaadenizle barış annelerini tamı tamına 644 haftadır vicdan ve adaletin tecellisi için evlatlarının naaşlarına ulaşabilmek için nöbet tutan cumartesi annelerine ithaf ediyoruz. Değerli kardeşlerim, vicdan haktır. Adalet ise hakkın tecellisidir. Bir kez daha Berfo Ana'yı adalet nöbetinde, vicdan nöbetinde yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bilsinler ki Berfo Ana'nın her iki eli faşistlerin, faşist rejimin yakasındadır. Evrenin ve evrenin bayrağını bugün taşıyanların yakasındadır. İşte vicdan ve adalet nöbeti de Berfo Anaların vicdanının elidir. Biz Berfo Anaların vicdanının eli olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, tamı tamına 8 ay 25 gün oldu ki eş genel başkanlarımız cezaevinde, milletvekillerimiz cezaevinde. Parmak sallıyorlardı. Parmak sallıyorlardı Selahattin Demirtaş'ı yargılayacağız diyorlardı. Tamı tamına 8 ay 25 gündür Demirtaş tutuklu olmuş olduğu dosyadan henüz yargılanmış değil. Henüz duruşmasının ne zaman olacağı belli değil. Hani yargılayacaktınız? Neden duruşmayı gerçekleştirmiyorsunuz? Neden mahkemeye çıkarmıyorsunuz? Kamuoyu sanıyor ki Demirtaş tutuklandığı dosyadan yargılandığı için halen cezaevinde. Hayır, Demirtaş tutuklandığı dosyadan sadece ve sadece bir rehindir. Şu ana kadar 60'ı aşkın katılmış olduğu bütün dosyalar tutuksuz olduğu dosyalardır. Mahkeme huzuruna çıkarmıyorlar, yargı huzuruna çıkarmıyorlar çünkü hakikatin açığa çıkmasından korkuyorlar. Çünkü Demirtaş'ın cesaretiyle, sözüyle, vicdanıyla, vicdanının sesiyle hakka ve hakkaniyete ışık tutacağına inanıyorlar. Bunu biliyorlar. Bu devran, emin olun ki bu devran böyle sürmeyecek. Şimdi adalet ve vicdan öyle bir güçlü kavramdır ki adaleti yitiren bir toplumun ayakta durma şansı yoktur. Vicdanını yitiren bir toplumun aydınlık gelecekte çocuklarına bir miras bırakma imkanı şansı yoktur. Özgürlüğümüzü elimizden alıp bizi zindana koyabilirler. Ama asla ve kata bizim çocuklarımıza onurlu bir barışı, demokrasiyi, özgürlüğü miras bırakma mücadelemizden, çabamızdan ayrı koyamayacaklardır. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Sizin vermiş olduğunuz bir içtihat kararı vardı. Milletvekili tutuklu yargılanamaz diye bir içtihadınız vardı. Tamı tamına 8 ay 25 gündür bu içtihadınıza, altında imzası olduğunuz bu kararınıza sahip çıkmamamızın adaletle, vicdanla, ahlakla izah edilir bir yanı var mıdır? Geciken adaletin adalet olmadığı, geciken adaletin zulmün bir parçası olduğu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Peki neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Neden kararınızı açıklamıyorsunuz? Yargı
Ve tabii ki sizler kimden korkuyorsanız çıkıp açıkça ifade etmekle mükellefsiniz. Bakın, bir muhalefetin ve zulüm gören bir siyasi hareketin aktörlerinin Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunması, sadece ve sadece kararını açıkla demesi ile iktidarın, iktidar partisinin başkanının yargıya tehdit savurması arasında vicdan ve adalet değerleri açısından büyük bir uçurum vardır. Bir kez daha bu tıkanılmışlığı aşmanın halen bir yoludur. Gecikmiş olsa bile Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar bu tıkanılmışlığın, bu adaletsizliğin, bu vicdansızlığın aşılmasında bir fırsat, bir imkan, bir olanak yaratabilir. Bu vesileyle vicdan ve adalet nöbetinden bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne çağrımızı yineliyoruz. İçtihadınıza sahip çıkın. Hukuka sahip çıkın. Cübbenizin gereğini yapın. Ve toplum vicdanının daha fazla yara almasına vesile olmayın. Vesile olmaktan, bu zulmün bir parçası olmaktan, bu vicdansızlığın bir parçası olmaktan vazgeçin. Değerli kardeşlerim, kayyum uygulaması millet iradesine en büyük saldırıdır. AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bir kez daha vicdan ve adalet nöbetinden çağrıda bulunuyor. 2004 yılında seninle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştık. Kazanamadın. Milletin iradesi ve teveccühü bizden yana oldu. 2009 yılında Diyarbakır'ı istiyorum dedin. Ben de çıkıp Diyarbakır bu halkın kalesidir dedim. Yarıştık yine seninle. %66 ile Diyarbakır halkı yine teveccühünü bizden yana koydu. Hep Diyarbakır'ı istedin. İstemeye herkesin hakkı var. Demokratik yollardan, sandık yoluyla herkes talip olabilir. Ama bu halk sana teveccüh göstermedi. Sen ne yaptın? Fikriyatınla ikna edemedin şehri, fikriyatınla, düşüncenle, projenle ikna edemedin bu şehri, adeta zorbalıkla, baskıyla, el koymakla, milletin iradesi olan kurumu işgal etmekle fethettiğini sanıyorsun. Yanılıyorsun. Diyarbakır'a, 82 yerleşim birimine, Mardin'e, bir bütün olarak kayyum ataman acziyetin ifadesidir. Kaybetmişliğinizin ifadesidir. Kayyum atadığınız gün siz bu coğrafyada kaybettiniz. Bugün ana arter caddelerde, Diyarbakır'da her Diyarbakırlı iş yerine gittiğinde, iş yerinden evine gittiğinde sizin posterinizle karşılaşıyor. 50 metrede bir sizin posteriniz var. Sanıyorsunuz ki bu şehir iradesiyle artık sizin oldu. Yanılıyorsunuz. Her Diyarbakırlı o anahtarlardan geçtiğinde, o fotoğraflarınıza baktığında bir korku filminin kendi gölgesinde korkan bir kahramanı görüyor. Bir korku filmi kahramanı. Kendi gölgesinden korkan bir korku filmin kahramanı görüyor. Oysa fethedilecekse, bir şehir ve bir insan topluluğu fethedilecekse ancak ve ancak vicdanına hitap ederek, ancak ve ancak vicdanında, yüreğinde sevgiyle, saygıyla yer edinerek yer edinilebilir. Bir kez daha AKP Genel Başkanı'na hodri meydan diyoruz. Hodri meydan diyoruz. Gel sandığı kuralım. Gel sandığı kuralım. Diyarbakır halkı hür iradesiyle sandık başına gitsin. Senin kayyumun da aday olsun. Bizim aday göstereceğimiz şu andaki eş başkanlarımız da aday olsun. Kim seçimi alırsa bir diğeri bakıp saygıda kusur etmesin, saygı duysun, milletin iradesinin gereğini yerine getirsin. Bak senin anket şirketlerin
neredeyse her hafta anket yapıyorlar. Diyarbakır, Mardin, Van, büyükşehir belediyelerinin yarın seçim olsa ne olur, yarın seçim olsa kime oyunuzu verirsiniz sorusuna verilen yanıt %60, %65 oranında yine DBP olur, yine HDP olur. Yani senin zulmünü kabul etmiyor bu halk. Bir iki gündür basın mensuplarını ve emekçilerinin tümünü tenzih ediyorum. Çamur medyası, iktidarın borazanı olan medya bu alanın fotoğraflarını göstererek halk destek vermeye, halk sırtını döndü diye yalan haber yapıyor. Mala ve bedrevi ve harabı daha. Mala ve bedrevi ve harabı. Bir bariyer değil. Bariyer içerisinde bariyer. Adeta üstü açık bir cezaevine dönüştürülmüş halkın bir park alanından bahsediyoruz. Binlerce kolluk görevlisi tarafından, ki kolluk görevlilerinin de almış olduğu talimat. Bu talimatın da Ankara'dan geldiğini çok iyi biliyoruz. Halkın buraya gelişi engelleniyor, önleniyor. Buna rağmen halk vicdanını, vicdanımızla, vicdanımızı vicdanıyla buluşturuyor. Hodri meydan. Kaldırın bariyerleri. Kaldırın bariyerleri. Çekin tehditlerinizi. Bakalım halk ne yapıyor? Halk ne yaparsa başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür. Bu halkın iradesine saygısızlık yapanlar en saygısız kesimlerdir. Bu halkın iradesini tanımayanlar demokrasiden, özgürlükten zerre kadar nasibini almamış olanlardır. Değerli basın mensupları, dün bir talimat daha geldi. Şimdi üniversitelerde bu yardımcı doçentlik de neymiş efendim? Bu yardımcı doçentliği kaldıralım ve direkt hani akademisyenler profesör olabilsinler. Niye? Niye bu uygulama? Çünkü 8000'i aşkın akademisyen üniversiteden uzaklaştırıldı. Temel amaç ne biliyor musunuz? Temel amaç. Tek tip bir fikriyatla kindar nesiller yetiştirmek. Tek tip bir nesil yetiştirmek. Bir kez daha akademisyenlere vicdan nöbetinden, adalet nöbetinden, vicdanın ve adaletin nöbetçileri olarak durmayın. Faşizmi durduralım. Durmayalım. Hep birlikte vicdanı harekete geçirerek bir ders daha verelim. Sizler bir ders daha verebilirsiniz. Faşizmin zorbalıkla, zorlukla, ekmeğe aşağı el koymakla toplumu terbiye edemeyeceğini bir kez daha onlara gösterelim. İlimden ve irfandan nasibini ancak almamış olanlar, İlimden ve irfandan zerre kadar nasiplenmemiş olanlar ancak ve ancak barış için imza veren akademisyeni üniversitesinden uzaklaştırır. Oysa bilimin de, ilmin de, irfanın da, edebin de, ahlakın da gereği kimden gelirse gelsin savaşa, çatışmaya, ölüme, öldürmeye karşı bir duruş ortaya koymaktır. Oluk oluk kan akacak diyenler sırtı sıvazlanıyor. Savaş olmasın, çocuklar ölmesin, çocuklarımız ölmesin diyenler üniversitelerden atılıyor, terörizmle suçlanıyor. Mutlaka ama mutlaka bu günler aşılacaktır. Kardeşlerim, dikkatinizi bambaşka bir noktaya çekmek istiyorum. IŞİD barbarlık örgütünün bu coğrafyada ve Orta Doğu coğrafyasında yapmış olduğu zulmün haddi hesabı yok. Bakın bu kente 5 Haziran mitingine saldırıldı. 5 insanımız hayatını yitirdi. 400'ü aşkın insanımız yaralandı. IŞİD saldırısı. Suruç.
20 Temmuz 2015. 10 Ekim Ankara gar patlaması gal saldırısı. Bakın bu saldırının birinci derecede sanıklarından, zanlılarından bir tanesi tahliye edildi. Bu şehirde hücre evi baskını sırasında iki polis hayatını yitirdi. Ve o evde mühimmat, teçhizat, silah, kurşun yakalandı. O sandıklar, o kurşunlar üzerinde parmak izi olan zanlılar, sanıklar tahliye edildi. Ve bugün Antep'te 38 zanlı tahliye edildi. IŞİD zanlıları, IŞİD sanıkları teker teker tahliye ediliyor. Acaba bu saldırılardan önce onlara bir söz mü verilmişti? Ey hükümet açıkla. Ey hükümet açıkla. Ne söz vermiştiniz? Şu anda bir pazarlık mı var? Devletin herhangi bir erkeği, herhangi bir organı şu anda IŞİD'le herhangi bir görüşme yapıyor mu? Yapmıyorsa bu tahliyelerin anlamı nedir? Parmak izi var diyorum size, parmak izi. Dosyada zanlının parmak izi var kurşunun üzerinde, sandığın üzerinde, eşyaların, mühimmatların üzerinde. Ve onlar teker teker tahliye ediliyor. Ama Demirtaşlar, Ahmet Şıklar, hakikatin savunucuları, milletvekilleri, belediye başkanları cezaevine konuluyor. Yani taşlar bağlanıyor, itler salınıyor. Bu ülke taşların bağlandığı, itlerin salındığı bir ülke olduğu müddetçe adalet tecelli edemeyecek. Vicdanlar yaralı kalmaya devam edecek. İşte adalet nimetimizin bir amacı da budur. Hakkın, hakikatin tecellisi adaletin tecellisinden geçer. Adalet diyebilmemiz için hakkın tecellisinin mutlak suretle sağlanması lazım. Kardeşlerim, hiç şüpheniz olmasın. Maskeler birer bir düşüyor. Bakın, AKP Genel Başkanı Erdoğan 4 yıl boyunca İstanbul gibi kadim bir şehirde belediye başkanlığı yaptı. Ve o günden bugüne değin onun geleneğinin yerel yönetim anlayışı İstanbul'da hüküm sürüyor. İstanbul'da yağmur yağdı, sel oldu, o 20 yıllık efsane belediyeciliğin tamamı tarumar oldu. Kenti su bastı, kenti sel bastı ve belediyecilik anlayışları bir bütün olarak çöktü. İşte tam da amacımız bu ülkede bu nöbetle bir vicdan selini açığa çıkarmak. O vicdan seli açığa çıktığında, o vicdan seli bu ülkeyi sardığında kimin terörist, kimin terörizme yardım ettiği, kimin şiddeti beslediği, kimin şiddetten iktidar devşirdiği bir kez daha açığa çıkmış olacak. Ez carekdini vehemya jiddulu can silavdikim. Carekdin leser navin nobedarin لسر ناوین نوبدارین وجدان او عدالتی همسروک خو پارلمنترین خو او همو گرتین کو جی فکر و رامان خو نهاد زندان دایی حیانی کو او آزاد نبن او بر خدا نامه وی بردوام حیانی کو او روش آوارته کل دجی هرم آمه لدجی فکر و رامان امه berdewam dikin heyanî ku ew ji holê ranebe em ê ev xebata xwe berdewam bikin heyanî ku tecrîd îzolasyon li ser serê vî miletê berdewam bibe em ê ev meşa xwe ev xebata xwe berdewam bikin bira hemû gelê me hemû gelê kurd bizanibe ku em li bakurê kurdistan wek hevî dixwazin wek hevî Em li Bakurê Kurdistan, azadî dixwazin, aramî dixwazin, aşîtiyek bi rûmet dixwazin. Zilm, zixt, zor. Ne dikare daxwazên vî gelî, daxwazên fena ku şîrên dayîka wan li wan helalê ji holê rabikin. Sekname, nobeda me
yek armanca wi evku hukumeta AKP dev ji düşmanantiya kurda berdi. Gelle kurdji her waha fene gelle Türk. Xwedî mafin. Xwedî mafê azadiyê ye. Xwedî mafê nasnama xwe ye. Xwedî mafê hebûna xwe ye. Tu çûj bona xwe dixwazî. Tu çûj bona gelê xwe dixwazî ey Erdoğan. Tu çûj bona gelê xwe dixwazî. Em jî ji bona gelê xwe ew dixwazin. Tiştekî tu ji bona gelê xwe dixwazî. Ji bona we helal e. Çima ji bona me heram e? Ji bona we ev tiştekî xuzayî çima ji bona me tiştekî qedexeyî. Li başûrê Kurdistan gelê Kurd o tevger û siyasetên Kurd dixwazin biçin referandumekî. Ji gelê xwe bipirsin. Ka gelê Kurdistan yê başûrê Kurdistan serxebûnê dixwaze anna. Ev mafekî demokrasiyê yê ku referandum pirs ji gel were kirin. Hukumeta Ankarê gefa li hukumeta Helema Kurdistan, hukumeta Ankarê gefa li gelên Kurd yê başûrê Kurdistan dikir. Mafê tu kesî nînin ku gefa li gelê Kurd bixwe. Îrada gelê Kurd û Kurdistan yê li başûrê Kurdistan îrada wan çi bi? Îrada parlamentoya wan çi bi? İrada rehistine wan çi bi? Em serserê xwe, serçavê xwe îrada wan kabul dikin. Teştîk dikin o pişkiriya xwe ji vî nobedê carek din dişînin başûrê Kurdistan. Her wiha îradan rojavayê gelê Kurdistan çi bi? Em bang dikin ku hemû kes hürmet û rêz bide îrada wan. Her wiha banga me li hemû xuşkubirayê me çil başûr, çil bakûr, çil rojlat, çil rojava banga me li hemiyan. Em jî milletekin, em jî xwedî mafin. Ji bo xatirê ku rojek berê rojekî ev milleta ji zixta, ji zorê, ji zulmê xelas bibe, pêwistiyek me bi tifaqê heye. Li ser hestên wekheviyê, li ser hestên azadiyê, li ser hestên xuşk û birayetiyê bi hemû gelên rojata navîn re lazim e ku rojek berê rojekî em kongre pêk bînin. Ez bi bîr û bawerim pêkanîna tifaqê wê deriyê xêrê li hemû rojata navîn ve bike. Xulase gotinameya herî paşîn ew gotin e ku ji bona kurda wijdan, ji bona kurda adalet, ji bona kurda azadî, ji bona hemû gelên rojata navîn demokrasî, aşitî û wekhevî. Ji bona kurda azadî, ji bona hemû gelên rojata navîn, ji bona Türka, ji bona Ereba, ji bona Farsa jî demokrasî û aramî. Bimînin di xêr û xweşiyê de, hûn hemû bi xêr û xweşî hatin, carek din em ji dil û can silav û hirmet û o rezê xwe ji hevserokê xwe ra, ji parlamenterê xwe ra, ji şaredarên xwe ra, ji hemû nivîskarên û rojnamevanek niha di zindanê dane, em ji waran dişînim. Zor spas!